Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonların 8. ve son testimizde kaldık arkadaşlar. Umarım bir önceki derslerde yapılan tekrar edilmesi gereken soruları tekrar etmişsinizdir diyerek bu şekilde dersimize başlayalım. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar ben daha önceki derslerde de belirttim. Hemen şu aradaki işaret artı olduğundan dolayı bu bir kova grafik belirtmesi gerekiyordu. Şıklara baktığımda da zaten kova grafik belirten tek şık B şıkkı. Ya biz bunu hemen bu şekilde olduğunu bilirsek hemen arkadaşlar küt diye şıkkı işaretleyebiliriz. Ama ben yine de bir göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Bakın mutlak değerin köklerine şurası 1, bu da eksi 2. Öyle değil mi? Şimdi grafiğimizi şu şekilde çizdikten sonra 1 ve eksi 2'yi işaretliyoruz. Eksi 2 şurası olsun. 1 de şurası olsun arkadaşlar. Şimdi buna göre biz bakın x yerine 1 dediğim zaman, x yerine 1 dediğim zaman ne çıkacak cevap? 3 çıkacak. Öyle değil mi? Şurası da 3 olsun. Bakın 1 dediğim zaman 3 çıkacak. Peki x yerine eksi 2 dediğim zaman benim fonksiyonum ne çıkacak? Mutlak değer. Şöyle eksi 2 dediğim zaman eksi 2 eksi 1 artı eksi 2 artı 2. Burası zaten 0. Burası eksi 3. Mutlak değeri 3 çıkacak. Bakın eksi 2 dediğim zaman da yine ne olacak? 3 çıkacak. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman bakın biz bunu çizdikten sonra artık bizim grafiğimiz nasıl olacak? Şu şekilde olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Buna göre doğru cevabımız B şıkkı dedik. Bakın grafiklerin çizimlerini bilmek ne kadar önemli. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Yukarıdaki şekilde gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu verilmiştir. F tek fonksiyon olduğuna göre f eksi x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bizim için şurası çok önemli. Öyle değil mi? F eksi x. Eksi x demek ne demek? Bakın x yerine eksi x yazmak demek fonksiyonun y eksenine göre simetrinin alınması demek. Yani sağdakileri sola, soldakileri de sağa katla demek. Bakın yapacak olursak şöyle kenarda hemen. Evet. Bakın sağ taraftaki parça neydi? Şuydu. Demek ki bakın bu sağdaki nereye gelecek? Sola gelecek. Öyle değil mi? Şu şekilde. Şu şekilde olacak. Bir de eksi biri gelecek. Bakın sağ taraftaki parça da şu değil mi? Farklı renkle gösterelim. Şu değil miydi? Evet. Bakın bu da ne olacak? Sağ tarafa geçecek. Yani şöyle. Bu da ne olacak? Bir olmuş olacak. Buna uygun şıkkımız bizim hangisi? Bakın dikkat ederseniz B şıkkı buna uygun. Evet, gelelim 3. sorumuza. Şekilde bakın fx fonksiyonun değil de fx artı 1'in grafiği verilmiş bu sefer. Bizim fonksiyonumuz eğer orijinal haline getireceksek yani fx fonksiyonuna göre ne olmuş? Bir birim sola kaymış. Öyle değil mi? O zaman biz ne yapacağız? Eski haline bir getirmeye çalışalım. Hemen şu grafik üzerinde gösterirsek aslında daha net bir şekilde anlaşılmış olur. Şöyle bir birim ne yapacağım? Grafiği sağa çekmem gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman ne olacak? Şurası şöyle olacak. Bu şekilde çizmiş olduk. Bakın şu eksi 2 tam şu eksi 2'den geçecek. Tamam, biraz düzgün çizemedik. Burası da eksi 1'de kalacak. Şimdi bakın buna göre şu anda benim çizdiğim fonksiyon ne? Fx fonksiyonu. Öyle değil mi? Buna göre bakın f1 ne olacak şuradaki ifadede? F1. F1 şurası değil mi? Bakın nereye gelecek? 3'e denk gelecek. Karşılığı 3 olacak. Demek ki o zaman f1 yerine ben ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Bakın şurada devam edecek olursam f1 yerine 3 yazdım. 3 artı m eksi 5. Yani buradan ne oldu? F eşittir. M eksi 2 oldu. F m eksi 2'nin ne olması lazım? 3 olması lazım. Buna göre diyor bu eşitliği sağlayan m değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Bakın şıklara göre bakalım şimdi. M 5 olabilir mi? M yerine ben 5 yazsam 5 eksi 2'den 3. F 3 ne yapar? Bakın F 3 buralarda karşılık geldiği sayı ne olur? 3 olur. Bu olur. 4 koysam bakın 4 eksi 2 2 yapar. Öyle değil mi? F 2 ne yapar? O da 3 yapar. M yerine bakın 3 yazsam 3 eksi 2'den 1. F1 ne yapar? O da 3 yapar. F2 M yerine 2 koysam F0. F0 ne yapıyor? Bakın F0 bu da 3 yapıyor. Evet. M yerine bakın 1 koyduğum zaman F eksi 1 yapar. F eksi 1 ne çıkıyor arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz 0 çıkıyor değil mi? Ama bizim ne çıkması lazım? 3 çıkması lazım. Demek ki E şıkkı olamaz. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Biz x büyüktür 0 ve x küçüktür 0 diye incelememiz lazım. Kritik noktamız 0 çünkü.
nasıldı kritik noktayı nasıl buluyorduk biz? Mutlak değerin içinde sıfır yapan değer kritik değerdi. Evet, şimdi x büyüktür sıfır olduğu zaman bakın burası nasıl çıkacak? Artı çıkacak. O zaman fonksiyonumuz ne olacak? Fx eşittir x eksi 1 olacak. Peki sıfırdan küçük olduğu zaman ne olacak? Burası eksi olacak. Önde de bir eksi var. X'i x'e bölersem 1 olacak. Öyle değil mi? O zaman bizim fonksiyonumuz ne olacak? X artı 1 olmuş olacak. Yani sıfırdan büyük olduğu zaman x eksi 1'i, sıfırdan küçük olduğu zaman da x artı 1'i çizmemiz gerekiyor. Hemen gelin şurada çizelim. Şöyle bir analitik düzlemimizi çizdik. Bakın ben x'in sıfırdan büyük olduğu zaman x eksi 1'i çizeceğim. Normal şartlar altında bak daha önce çok konuştuk. Yani x y eşittir x doğrusu bu değil mi? Evet. Bir birim ben ne yapacağım bunu? Aşağı çekeceğim. Öyle değil mi? Bakın aşağı çektiğim zaman da ne olacak? Şu şekilde bir grafik olmuş olacak. Şurası 1, 1 olmuş olacak. Ama ben bunu ne yapacağım? Sıfırdan büyük olduğu zaman. Sıfırdan büyük taraf ne demek? Bakın şu taraf, şu kısım. Öyle değil mi? Bakın şu kısım. Sıfırdan büyük olduğu taraf. Yani benim şu alt tarafı aslında silmem lazım. Evet. Şimdi mutlak değer x, mutlak değer diyorum. X artı 1'in grafiğini çizeceğim. Normalde mutlak değer y eşittir x doğrusunu çizdik. Bu sefer de ne yapacağım? Bir birim yukarı ötelemem gerekiyor. Öyle değil mi? Bakın hemen şu şekilde yapalım. X artı 1 ne olacak? Şu şekilde olmuş olacak. Bu y eşittir x artı 1. Bakın şurası da ne olacak? 1. Şurası ne olacak? Eksi 1 olacak. Öyle değil mi? Evet. Ama ben hangi koşullar altında çiziyorum bunu? X'in sıfırdan küçük olduğu taraflarda. Demek ki yukarısını benim silmem lazım şuraya kadar. Yani şu kısım olması lazım benim elimde. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu bizim şeklimize uygun hangisidir? Bu hangisidir? Evet. E şıkkı bizim şeklimize uygundur. Öyle değil mi? Bakın şuralarda da aslında dahillik yok. Niye? Çünkü bakın burada eşitlik söz konusu değil. Bunlarda eşitlik söz konusu olmadığından dolayı diyoruz arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın y'yi mutlak değer y'yi eşitsizliğin sağ tarafına atacak olursam mutlak değer bakın şu şekilde olur. Öyle değil mi? Biz şimdi arkadaşlar daha önceki derslerimizden de biliyoruz ki mutlak değer y'nin grafiği nasıldı? Şu şekilde. Öyle değil mi? Bakın mutlak değer x'in grafiği bu şekilde. Bu mutlak değer x'tir. Bu da mutlak değer y'dir. Bakın bunları hemen ezberden bilmek var ya bizi çok hızlandırır arkadaşlar. Birkaç hamlede sorunun çözümünü bulabiliriz yani aslında. Şimdi fakat bu fonksiyon ne olmuş? Eksiyle çarpılmış. Eksiyle çarpılması demek ne demek? Yani mutlak değer eksi y'de nasıl olacak? Şöyle grafik üzerinde göstereyim. Bakın şöyle olmuş olacak. Öyle değil mi? Evet. Bakın mutlak değer eksi x nasıl olurdu? Şu şekilde olurdu. Tabii ki böyle değil. Evet. Şu şekilde olurdu. Bu da ne olacak arkadaşlar? Mutlak değer eksi mutlak değer y olacak. Tamam. Yani aradığım kısım aslında benim şu anda şu mor kısım. Evet. Şimdi buradan sonra nasıl ilerleme yapacağız? Biz bir kere A şıkkı olamaz. Öyle değil mi? C şıkkı da olamaz. E şıkkı olamaz. Bu zaten mutlak değer eksi x'in grafiği. Yani bizim şimdi şu anda B şıkkı mı olacak yoksa D şıkkı mı olacak ona bakacağız. Şimdi buradan bakın herhangi x ekseninden bir nokta seçelim. Burası ne olsun? 2'ye 0 noktası olsun. Mesela 2'ye 0 noktası. Şimdi bakalım x yerine 2, y yerine 0 yazdığım zaman 2 büyüktür 0. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki benim grafiğin ne yapmam lazım? Grafiği ne yapmam lazım? Şu arka tarafını boyamam lazım. Öyle değil mi? Arka tarafını boyamam lazım. Ön tarafını neden boyamadım? Hemen bir tane daha nokta alalım. Mesela şurada bir nokta seçmiş olsam. Eksi 2'ye 0 nokta seçmiş olsam. Bakın şurada şu bizim orijinal grafiğimizde yerine yazacak olursam. X yerine eksi 2 yazdım. Büyüktür. Y yerine 0 yazdığım zaman bu çıktı. Eksi 2 sıfırdan büyük mü? Hayır. Sağlamadığından dolayı bakın şu ön tarafı taramamam gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman bizim grafiğimize uygun şık hangisi? B şıkkı arkadaşlar. Geliyoruz 6. sorumuza.
Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Hx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x yerine eksi x yazmak demek ne demekti? Sağ tarafı sola, sol tarafı da sağa katla demekti. Öyle değil mi? Şimdi ben sağ tarafı sola katlayacak olursam ne olacak? Bakın aslında şöyle. Yani şu şekilde bir çizim ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet. Değil mi? Bakın y eksenine göre simetrini aldım ben bunun. Ama ne diyor? Bir de başına mutlak değer geçir diyor. Mutlak değer ne demek arkadaşlar? Grafiğin altında kalan kısmı, yani x ekseninin altında kalan kısmı üste katla demek. Yani şu kısmı sileceğim ben. Ne yapacağım? Simetrini alacağım şu şekilde. Şu kısmı sileceğim. Ne yapacağım? Simetrini alacağım arkadaşlar. Yani benim orijinal grafiğim ne olacak? Bakın şu yeşille gösteriyorum. Şu şekilde bir grafik olmak zorunda. Buna uygun şıkkımız hangisi arkadaşlar? Bakın C şıkkı buna uygun. Değil mi? Evet. Gelelim 7. sorumuza. Bağıntısının grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 4 tane durumda inceleyelim arkadaşlar. X büyüktür 0 olursa, bakın şöyle x büyüktür 0, y büyüktür 0 altında inceleyelim. X 0'dan büyük olduğu zaman bakın burası ne olacak? 2x, burası 2y. Buradan da ikileri sadeleştirirsem y eşittir x olacak. Yani x'in ve y'nin sıfırdan büyük olduğu koşul hangi bölgededir? Bakın birinci bölgededir değil mi? Benim burada çizmem lazım. Burada çizim yapmam lazım. Neyi çizmem lazım? Y eşittir x doğrusunu. Bakın y eşittir x doğrumuz bizim nasıl? Şu şekilde değil mi? Ya normalde alt tarafı da var da, alt tarafı da var da şöyle. Ben x'in ve y'nin sıfırdan büyük olduğu koşulu düşürüyorum ya. O yüzden birinci bölgede çizim yapıyorum sadece. Evet. Şimdi bakalım x büyüktür 0, y küçüktür 0 diyelim. X büyük 0, y küçüktür 0. O zaman bakalım ne olacak? X 0'dan büyük olduğu zaman 2x olacak. Y 0'dan küçük olduğu zaman bakın şurası önüne eksi alarak çıkacak ya. Y eksi y'den ne olacak? 0 olacak. X eşittir 0 olacak. Şimdi biz x'in 0'dan büyük olduğu koşulu düşündük. X buradan 0 çıktı. O zaman böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi ne yapalım? X'lerin 0'dan küçük. Bakın x'lerin 0'dan küçük. Y'nin 0'dan büyük olduğu durumu düşünelim. X 0'dan küçük olduğu zaman x eksi x'ten 0 gelecek. Eşittir 2y. Y eşittir 0. Şimdi y 0 geldi ama ben y'nin 0'dan büyük olma durumunu konuşmuştum. Bu durumda söz konusu değil. O zaman son bir ihtimalimiz kaldı. X küçüktür 0, y küçüktür 0. O zaman ne olacak? X eksi x'ten 0 olacak. Y eksi y'den 0 olacak. Yani bakın x'lerin ve y'lerin 0'dan küçük olduğu bütün durumlar birbirine, yani aslında bu eşitlik her zaman sağlanıyor. Öyle değil mi? X'in ve y'nin 0'dan küçük olduğu bölge hangi bölge? Üçüncü bölgedir. Öyle değil mi arkadaşlar? Demek ki üçüncü bölgenin her durumunda bizim denklemimiz sağlanıyor. Yani şu üçüncü bölgeyi de ilk grafiğimize bakın şuna ek olarak çizmemiz lazım. Buna uygun hangisi arkadaşlar? Dikkat ederseniz A şıkkı buna uygundur. Evet gelelim fonksiyonların son sorusuna. 8. sorumuza. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Ben daha önceki testlerimizde bunun denklemle çözümünü yapmıştım. Şimdi ondan farklı olması açısından grafikle çözümünü yapacağım arkadaşlar. X yerine mutlak değer x yaz demek ne demek? Ne demekti? Evet söyleyin. Dinliyorum. Grafiğin sol tarafını sil. Yani şu kısmı sileceğiz. Sağ tarafı sola katla demekti. Öyle değil mi? Bakın yeniden çizecek olursak şöyle. Biraz daha büyük. Evet. Sol tarafını sildiğim sağ tarafını bakın. Grafiğin sağ tarafı sağ tarafına dokunmuyorum bak. Şu şekilde. Bakın 1, 4. Şurası da 2. Ne yapacağım? Sol tarafını sildim artık. Sağ tarafın aynısını da sol tarafa katlayacağım. O zaman şöyle olmaz mı? Farklı renkle göstereyim. Evet. Şurası eksi 1. Şurası da eksi 4 olmuş olur. Evet. Benim artık yeni grafiğim bu olmuş oldu. Öyle değil mi? Bakın şu eksi 2'de eşitliğin diğer tarafına atacak olursam şöyle bir ifade gelmez mi? 2. Bakın bu neydi? Y eşittir 2 doğrusunu çiz demekti. Öyle değil mi? Şimdi Y eşittir 2 doğrusunu biz ne yapalım? Çizelim. Çizelim. Tam o zaman şuradan geçmeyecek mi? Tam şuradan geçecek. Öyle değil mi?
Kaç farklı denklemi sağlayan kaç farklı gerçel kökü vardır dediği zaman nasıl bakıyoruz arkadaşlar? Fonksiyonu kaç defa değmiş aslında onlara bakıyoruz. Bakın bir burada değmiş 1, bir burada değmiş 2, bir de burada değmiş 3. Demek ki bu denklemi sağlayan 3 farklı gerçel kök vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.